Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada yine en son kabul edilen USDC'yi 1 dolara sabitleme önerisi hakkında konuşacağız. Ve bunu detaylandıracağız. Önceki videolarda yine değinmiştik. Ve bu durum hakkında konuşacağız. Bu sefer daha e, spesifik olacağız bu konuyla alakalı. Önceki biraz da aslında genel değerlendirme etabıydı diyebilirim. Şimdi tabi siz de videonun yorumlar bölümünde favori Tera coin'inizin hangisi olduğunu e, belirtmeyi unutmayınız. Bakalım. Öneri kabul edildi. USDC 1 dolar mı olacak diyor. Tera Klasik topluluğu USDC'nin fiyatını yeniden 1 dolara sabitlemeyi hedefleyen öneri e, kabul etti. Bir kere önceki videoda biliyorsunuz bahsetmiştik değinmiştik e, uzun uzun fakat sürekli anlamda USDC'yi 1 dolara sabitleme önerisi gelmesine rağmen artık bunun fiyatlamaya pek bir etkisi olmuyor. Bunun tabii ki uygulamaya konmuyor oluşu aynı anda son gelen regulasyonlar son gelen düzenlemelerin çok büyük bir etkisi var. Tera Klasik topluluğu USDC'nin fiyatını yeniden 1 dolara sabitleme hedefleyen öneriyi kabul etti. Tabi bu zamana kadar dediğim gibi onu aşkın belki de öneri gelmiş olmasına rağmen hiçbir tanesi uygulamaya koyulmadı. Yalnızca bunların hype etkisinden yararlanmak için ortaya atıldı. Fakat bugün o bile olmuyor. Tera Klasik topluluğunu heyecanlandıran bir oylama tamamlandı. Topluluk USDC'yi 1 dolara sabitleme teklifini ezici çoğunlukla kabul etti. Ya yani o kadar da ezici bir çoğunluk değil aslında. Ezici bir çoğunluk şöyle en az bir yüzde %80-90 gerektirir. Tabii ilk teklifler bu kadar alıyordu ama artık o kadar değil. 11487 sayılı topluk teklifi USTC'nin fiyatını yeniden 1 dolara taşımak için çeşitli yöntemleri kapsıyor. Bu öneriye topluktan %50 evet oyu çıkarken Yalnızca %7'lik bir kısım teklifi kabul etmedi. Şimdi şöyle söyleyeyim birincisi artık USTC'yi zaten 1 dolara sabitleme hareketi adı altında hareket etmenin çok bir mantığı olmayacaktır. Bu plana sadık kalıp bir yol haritasını izlemenin bir mantığı olmayacaktır. Çünkü bir algoritmik stablecoin çıkarmanın çok alakası yok artık doğruluk payı yok. Bunun sebebi de son gelen regulasyonlar. Hatta bundan kaynaklı e, kusama bile çok büyük ihtimalle Sheet Token'ın çıkmayacağını biliyorsunuz dile getirmiştir. O yüzden bunun üzerinde e, çalışmanın da pek bir mantığı yok. Daha çok Meme Coin olarak düşünmek lazım. Kaldı ki zaten Meme Coin olarak düşünüyorlar. Sadece üzerindeki talebi e, pozitif e, sürdürebilmek açısından bu tarz hareketler yapılıyor. Ekip zaten meme coin olarak düşünüyor bunu. Çoktandır bu şekilde düşünüyor. Fakat dediğim gibi yani yatırımcıyı gazlayabilmek için ne demeleri lazım? Bunu 1 dolara sabitleyeceğiz. Yeniden yapacağız. Bak öneri bile koyduk falan gibisinden. E ancak dediğim gibi bunların hiçbir tanesi uygulamaya koyulmuyor, yürürlüğe girmiyor. Şimdiye kadar bir yıldır hiçbiri girmedi. E bundan sonra da girmeyecektir. E bu şekilde süreç devam edecektir. USDC 1 dolara ulaştırma planı kabul edildi. Terra Classic topluluğu USDC ile ilgili en son öneriyi kabul etti. Bu öneri USDC'nin fiyatını tekrar eski günlere döndürmek için bir repack planı içeriyor. Topluluğun %50'lik bir evet oyuyla kabul ettiği öneride USDC geri alımları ve bir takas mekanizması planlanıyor. Ayrıca sapma ücretlerinin kullanımları ve staking durumları da ele alındı. Topluluğun kabul ettiği bu teklif gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte USDC'nin 1 dolar olmasını hedefliyor diyor. Şimdi ilk olarak ben şunu söyleyeyim. Bu şekilde bir sistemle 1 dolara zaten ilerlemez. Yani şunu ayrı koydum. Zaten 1 dolara sabitleme üzerine gidilirse bile başarısız olunacaktır ve Aksi haldeki bir meme token senaryosuna göre de başarısızlığı ifade eder bu. Bir, ikincisi zaten şu anda bunu yapamazlar. Yani düzgün çalışmaz, olmayacaktır. Bunu duvon denedi. Yani duvon bunu yapmaya çalıştı. Bir staking ayarı üzerinden bir, ikincisi talep üzerinden hareket etmeye çalıştı. Tabi olanları açık bir şekilde görüyoruz. Gayet açık karşımızda. O yüzden çok fazla buna tabiri caizse bulaşmanın çok bunun üzerinde durmanın bir anlamı olmayacaktır. Ha yürürlüğe girmeyeceği için zaten çok bir önemi de yok. Fakat dediğim gibi yani bunun bir anlamı yok. Staking'i çıkar. E, çıkardılar zamanında ne oldu? Kaydı. Talebi arttır. E, ne oldu? Kaydı. Ya da işte nedir o? Belli bir ayarda hem 1 dolarla şimdiki fiyat aralığında bir... Ödeme seçeneği sunulacak işte bu şekilde falan. Yani talep üzerinden hareket edersen zaten anlamı olsun veya olmasın Rıpek'in. Zaten başarısız olursun. Dolayısıyla başından başarısız. E fakat e, şunu da biliyoruz ki sen topluluğa ne sunsan zaten adamlar kabul ediyor. O yüzden bir sıkıntı yok yani. Karşı çıkan topluluk üyeleri teklifin uygulanması konusunda merkezi borsalardan onay almanın neredeyse imkansız olduğunu savundu. Ha bak bir de böyle bir işi var. Sen adama nasıl kabul ettireceksin o fiyatı? Hadi git ettir. Etmezler ki nasıl edecekler? Anlatabiliyor muyum? Çünkü teklif Jax'lerin 1 doların altındaki veya üzerindeki USDC satış emirlerine sapma ücreti uygulanmasını gerektirecek. Aynen. Bak bir de işin böyle bir ayağı var. En önemlisi bu değil. Fakat dediğim gibi işin bu şekilde bir ayağı da var. Bunu e, Binance başta olmak üzere ki şu an boğa hazırlığında olan e, Zero fee ve yakın mekanizmasını iptal etmiş olan bir Binance e, yakın mekanizmasını iptal etmedi. %50'ye düşürdü. Ve diğer borsalar, Nexi, KuCoin gibi borsalar dahil olmak üzere bunu kesinlikle kabul etmeyeceklerdir. Dolayısıyla işe yaramayacaktır. Yani zaten yürürlüğe sokamazsın sen bunu. Ayrıca teklif dolaşımdaki lunc arzını azaltmayı da kapsıyor. Bu planlamaya göre USTC'den elde edilen gelirlerin %45'iyle lunç satın alınacak. Daha sonra bu lunçlar yakılacak veya dolaşımdan çıkması için stake edilecek diyor. Teklif şimdiden topluluk üyelerinin umudunu yaşarttı. Terra klasik topluluğu USTC'nin 1 dolar olabileceği yönündeki beklentilerini arttırıyor. Yani diyor ki biz burada USDC'yi öne sürüyoruz. USDC üzerinden gelir elde edeceğiz. Ve bunları da lunge yakımında kullanacağız. Dediğim gibi uzun vadede bu uzun vadeli bir plan ve pek sürdürülebilir değil. Çünkü USTC'yi zaten kabul ettiremezsin. Yani işin ilk başından patlıyor. Kabul ettirsen de teminatlandırmayı ayarlayamazsın. O şekilde bir sıkıntı var aslında. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu izleyen herkese. Hoşçakalın.